Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle 10 Ekim katliamında ölenleri rahmetle anıyorum ve bu katliamı hiçbir zaman için unutmayacağımızı, hesabını soracağımızı söylüyorum. Çünkü katliamlar, soykırımlar unutulmaz. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz gün bu mecliste bir kapalı oturum yapıldı. İsrail'in bize saldıracağı ihtimaline karşı bir kapalı oturum yapıldı ve kayıt dışı bir oturumdu. 10 yıl sonra halk bu oturumu içeriğini öğrenecek. Şimdi bu oturumu yapan meclis ve bu meclisteki partiler olarak şunu düşünmemiz gerekiyor. İsrail'le ticaretimiz durmuş mudur arkadaşlar? Bakın, İsrail'le ticaretin durmadığı apaçık ortada. Size grafiği gösteriyorum. 2023 yılında Türkiye-İsrail ticareti, bakın şu boyutta, Filistin ticareti şu boyutta. Sonrasında 2024'e geliyoruz. Filistin'le ilgili ticaret aniden tavan yapmış. İsrail'le ticaret yasaklanmıştı Mayıs ayında. Bu ne demek? Ya, enkaza dönmüş bir Filistin var, Gazze var ve pik yapan bir ihracat olduğunu söylüyorsunuz. Bütün bunlar ortaya çıktı. Filistin'e diye giden ihraç ürünleri İsrail'e akıyor. Biz aylardır söyledik. Burada da bize itiraz ettiler. Konya Milletvekili Mehmet Baykan burada mı? Biz defalarca dedik ki Güney Afrika'nın müdahillik davasına bizim müdahil olma hakkımız var. Soykırım Sözleşmesi'nin 9. maddesine göre. Buradan habire hayır hayır diye bana laf attı. En sonunda 6 ay aradan geçti. Türkiye müdahil oldu. Dediğimiz doğru çıktı ama utanan yok. Ticaret devam ediyor dedik. Kabul etmediler. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi habire bildiri yayınladı. Bakın şu tür bilgileri yayınladı. Hayır, ticaretimiz yok falan dendi. Termal içlik falan göndermiyoruz dendi. Daha sonra neler neler gönderdikleri ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar, bakın, bu yalanla mücadele merkezi değil mi? Ben de yalanla mücadele merkezinin yalanıyla mücadele ederek bu açıklamayı yırtıyorum huzurlarınızda. Çünkü yalan var. Devam ediyoruz. Bakın, Azerbaycan'da bir silah fuarı. Silah fuarının sponsoru kim? Selçuk Bayraktar'ın şirketi Baykar. Kadeh tokuşturanlar kim? Azerbaycan ve İsrail yetkilileri. İki devlet bir millet dediğiniz Azerbaycan, soykırım yapan İsrail'le kadeh tokuşturuyor. Fuarın sponsoru kim? Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın firması. Burada timsah gözyaşları dökmeyin arkadaşlar. Bakın, biz diyoruz ki Bakü Ceyhan petrol boru hattı iptal edilsin. Ceyhan'dan tankerlere yüklenen petrolü durdurabiliriz. Türkiye bunu durdurabilir. Bize dönüp diyorlar ki uluslararası hukuk var kardeşim, biz onu durduramayız. Öyle mi? Bakın, ben araştırdım. Buradaki hukukçuların hepsine verebilirim. İngilizce makaleler var. Bu makaleleri okuduk ve şunu gördük. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Varlık Fonu'na dahil bir şirket ve onun da dahil olduğu şirketler ve Azerbaycan Devleti arasında bir anlaşma var. Bu anlaşma, evet, uluslararası hukuka göre yürüyor. Fakat bu anlaşma savaş durumunda iptal edilebilir ve tazminat Türkiye ödemez. Savaş ihtimali durumunda. Peki biz burada niye kapalı oturum yaptık? Savaş ihtimali vardı. İkincisi, bakın, şuradaki belgelerimizden ortaya çıkaralım. Uluslararası hukukta bir kavram var. Jus cogens diye. Yani soykırım yapılma durumu yatırımı korumadan çok daha üstün bir durumdur. Eğer ki bir yerde soykırım varsa, ki işte İsrail'in soykırım yaptığını görüyoruz, biliyoruz. Hepimiz görüyoruz değil mi arkadaşlar? Böyle bir durumda uluslararası hukuk iptal olmuştur. Siz Bakü Ceyhan bu petrol boru hattını iptal edebilirsiniz, tazminat da ödemezsiniz. Birincisi, savaş durumu var dediniz, bizi buraya topladınız. İkincisi, evet var.
Tamamlayın Sayın Gergerlioğlu. İkincisi jus cogens diyorum, teknik bir terim. Soykırım ihtimali ticari korumadan çok daha üstün bir gerekçedir. Bakın Bosna-Sırbistan Savaşı'nı incelediğiniz zaman orada da Uluslararası Adalet Divanı soykırım durumunda uluslararası anlaşmalar iptal edilir der. Peki niye iptal etmiyorsunuz? Üç kuruş para kazanmak için mi iptal etmiyorsunuz? Her şey ortada arkadaşlar. Soykırım yapan bir ülke var karşımızda ve oluk oluk buradan petrol akıyor. İsrail'in petrolü bizim sayemizde oluk oluk Azerbaycan'ın petrolü oluk oluk İsrail'e akıyor. Filistin'de de bizim sayemizde, iktidarınız sayesinde kan akıyor. Neredesiniz? Timsah gözyaşları dökerken çok güzel değil mi? Bakın ben size bütün bilimsel makaleleri gösteriyorum. Buradan inceleyebilirsiniz.